Dua et bize Hacer. Hayırlısıyla çıkalım şu davadan. Hadi inşallah. İçten dua et, içten. Öyle yarım ağız değil. Fıstık gibi olmuşsun anam. Karnım ağrıyor. Heyecandandır anam. Gir bir tuvalete, bir şeyin kalmaz. Hadi hayırlısı teyze, saygılar. Hayırlı mı hayırsız mı artık mahkemede göreceğiz. Hayırlı anam, hayırlı. Sen arsanın parsel pafta numarasını söyle bakayım. Dosyayı inceledim. Eksikler var. Eyvah, yapmayın efendim. Önemli değil canım. Tahir Bey gelsin, şimdi konuşacağız. Uzar bunların davası usta. Tapu tescili ne demek? Bana da öyle geliyor. Yakışıklının ağzını yokladım da biraz. Yazık be çocuğa. Tam umutlanmıştı. Çatır çatır boşatacak. Kayınbabam seni almadıysa bizim suçumuz ne anne? Hala konuşuyor. Konuşurum anne, zorla güzellik olmaz. 9.30 duruşması. Davacı Latife Koca Bıyık. Avukat Tahir Bakıcı. Sivas Nüfus İdaresi'nden vukuatlı nüfus kaydının celbine. Ve duruşmanın... Ne zor işmiş bu. Zor be teyze, sen de gördün işte. Akşama kadar 1000 kişiye laf anlat. Efendim, maalesef bu evlilik hile üstüne kurulmuş. Nasıl yani efendim? Efendim şöyle, müvekkilimin annesi Nebahat Hanım'ı damadın babası Faruk Bey evlilik vaadiyle kandırarak... Verilmiş bir vaat falan yok efendim. Çarpıtmayalım şimdi. Üstad ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun veci? At bu, beygir, beygir. Tabii canım, kesin bir şey yok. Arpa durumu, son koşusu, ağırlığı. Ha, ne kadar incelersen incele, şans. Anne yeter. Sus sen, erkek budalası. İstemiyorum böyle damat. Hop hanım hop. Boksa mı çıktın mindere? Kendine gel. Yok azizim yok. Bize göre değil bu işler artık. Geldik geldik. Durmayalım, düşeceğim vallahi. Hadi hadi Şükran. 6 numara. Hayrola beyler? Ne geziyorsunuz burada? Adli heyet, adli heyet. Dalga mı geçiyorsunuz beyler? At şu piroyu elinden ve otur şuraya. Ne demek otur şuraya lan? Tut şunu Rıza. Kalk lan yerimden, kalk. Kızım yaz. Gittin. Şükran yaz, tevkifine. Hayvan benim değil mi? Em öperim, em döverim.
ev döver ev öper be. Takma kafacına be Kadir'im. Polise düşse daha mı iyi? O dövmez adamı sanki. Çıkarsın hakime, kırarsın boynunu. Bir daha dövmem hakim abi dersin. Tövbe, döversem ne yap böyle olay? Turiste karışırmış ekmek parama benim. Oynatırım, oynatmam. Hayvan aklarıymış. E ben hakime mi verilir adam sanki? Sanki aklını yeriz şu garibin. O da değil be Kadir dayı. Kırdın ya turizm pil makinesini. Kırarım. Şimdi seni de kırarım kafana. Böyle neymiş öyle çiçe çeker resmimi? Sanki polise ifade verir. Kaltak. Evde ne kaltak? Zaten o gavura kızdım da kırdım o güzel ayıcımın kafasını. Sana. Ne yapacak hakim bunu? Sus kız. Konuşmasana öyle yavan yavan bir şey bilirmiş gibi. Hakim görecek dediler ya. Dolarını buralarda be dayı. Gitmem hiçbir yere. Toplarsın belki bir çorba parası be. Aferin sana. Ben yengele çıkayım hakime hemen dönerim. Bu kaçıncı duruşma? 4 hakim bey. Saygılar hakim bey. Buyurun. Saygılar efendim. Saygılar bizden efendim. Buyurun. Aman etekler etekler. Rıza git başımdan. Evet efendim. Nedir mesele? Davacı tarafından başlayalım. Bülent bey. Arz edeyim efendim. Meselemiz şu. Hakaret. Hakaret? Evet efendim. Müvekkilim Zafer Bey her sabah tam 8'e 10 kala oturduğu papatya apartmanının park yerinden çıkar. Evet çıkar. Hayır daha doğrusu çıkamaz efendim. Sebep? Engelleme var efendim. Komşusu Mahmut Şaşmaz tarafından. Aynı anda o da arabasıyla park yerinden çıkıyor ve arkasına takılıp korna çalmaya başlıyor. Çok önemli bir noktayı işaret edebilir miyim efendim? Evet. İzninizle. Engellenen biziz efendim. Müvekkilim her seferinde yol istiyor. Fakat kasten çıkış kapısı tutularak her sabah bir engel... Hayır efendim tam tersi yalan. Oturun efendim yerinize. Otur efendi. Söz verilmeden konuşulmaz. Bir şey söylesene müvekkiline. Evet Dahi Bey. Siz de müvekkilinizin tersine bu şekilde engellendiğini söylüyorsunuz. Evet efendim. Tabii bu durumda müvekkilim de yolunun açılması için korna çalmak zorunda kalıyor. Hayır efendim. Olay çarpıtılıyor. O kadar masumane değil. Her gün kasten ve alay etmek maksadıyla... Evet efendim. Resmen hakaret. Zart zart. Bir dakika efendim. Bir dakika. Bırakın zartı zurtu. Sana soran mı oldu zartı zurtu efendi? Otur. Klakson seslerini tespit ettik hakim bey. Band kaydı var. Dinlemek isterseniz... Her hafta ayrı bir klakson sesi. Anlamıyorum buna trafik nasıl izin veriyor. Çeşitli hayvan sesleri. Özür dilerim. Rıza getir şunu. Buyurun. Özür dilerim. İnek sesleri, kurbağa sesleri, köpek sesleri. Ne bu be? Ahır gibi. Efendim bu açıkça hakaret değildir de nedir her gün her gün? Arkamda mö mü? Mö yok efendi. Mö yok. Mö yok. Müvekkilim bu yüzden bir psikiyatrin gözetiminde klinik tedavi görüyor hakim bey. Sinir hastası oldu. Dikkatinizi çekerim. Tabii ya. Adam delirmez mi? Bana yapsalar. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Allah belanı versin. Bela akıyor hakim bey. Rahat durun efendim. Evinizin önü değil burası. Ha. Nasıl çalışıyor bu? Hazır efendim. Sadece play'e basacaksınız. Basayım efendim. Thank you.
Mö dedi hakim bey, hakaret, aleni hakaret. Bak 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 bak. Adi herif, sen göreceksin, senin baban öküz. Duydunuz mu hakim bey? Yeter, yeter. Kapat şunu. Abi Kadir, karnım acık. Çok bekler miyiz? Ne bileyim ben be. Ne zaman hakim çağırır o zaman. Kırk içine otur. Mahkeme burası. Acıkmışmış. Senin keyfine mi? Ne yapar hakim adamı? İyi ama sormaz olsa. Güzelim ne beklersin? Mahkemen mi var? Sana ne? Sıkılma güzelim. Geç, gel bakayım el falcığına. İstemez aman. Rahat dur kız. Defalır. Tutturacak mısın bizi şimdi bir de polise? Canım sıkılır. Ben seni bir sıkarım ki şimdi canın sıkılırmış. Benim canım yok mu? Demesin ki koca mahkemelik olmuş acı çeker. Güleyim de şuna biraz içi ferahlasın. Abi ben nasıl ferahlatmam kocamı? Kıyar mıyım ona? Kıyar mıyım? Ulan gel bir daha sıkıysa görelim. Zafer Bey duruşma bitti. Lütfen Zafer Bey. Ulan ben de çalmazsam. Lütfen Mahmut Bey sakin olun efendim. Lütfen duydunuz yapmayın mı? Efendim. Ulan senin baban bir dakika, ne? Beyler, hadi beyler hadi yürüyelim. Kavga yeri değil burası canım ha. Beni mi kapatırız abi? Sarsın ben seni. İnek davası bitmiştir beyler. Dağılın bakayım polis çağırma. Ayıp oluyor Bülent Bey. Hadi kocaoğlan oyna bakalım. Bak tika bas tika. Tika laçı bal bora. Alayım kızıma bir kutu boya. Boya kendini boydan boya. Bas tika bas tika. Tika laçı bal bora. Bak hocam, görüyor musun pezevengi? Gittiği yerden gelmiyor. Genç Cebrail, genç. Bakmayacaksın fazla kusuruna. Ne genci be hocam? Ahlaksız, ahlaksız. Biz de genç olduk. Gitmiş karı kız seyrediyor. Gel Sezai, gel. Handan hanımdan mı kaçtın yine? Of Feci abi, görme. Dehşet saçıyor bugün. Merhaba. Merhaba. Yukarı hiç çıkmayın. Ne yapacağız azizim? Bilir kişi de var. Oturalım biraz bakalım. Ali kaçamadı mı? Son anda düştü tuzağa. Bir çay iç Sezai Bey, yatıştırır. İçeceğim valla. Çekilir dert değil. Ay başısı tutmuştur karnın. Herhalde. Eyvah, eyvah Veci. Vallahi ben çıkamam. Korkma, geçer biraz sonra öfkesi. Bir telefon açtın mı? Bir buçuk saat. Devletin kesesinden. Bir de namussuz karı kahvem karbonatsız olsun diye haber yollamıyor mu? Nereden geliyorsun lan pezevenk? Dışarıda ayı oynatıyorlar da usta. Şuradan baktım. Ayı mı? Kapı önünde mi? Bakalım şuna bir ya. Biz de bakalım mı üstad? Bakalım valla. Ne zamandan beri görmedim. Gel buraya gel eşek herif. Millete eğlence lazım. Dabaya geldim oynamaya. Düğünlerde köpek açmaya. Oynamaya geldim oynamaya. Günlerde köpek açmaya. Limoncu derler adıma. Kimse bakamaz tadıma. Ayılana gazoz bayılana limon. Ayılana gazoz da bayılana limon. Hadi bakalım. Ayılana gazoz bayılana limon. Varsa toplamaya başlar bunlar şimdi. Gördük işte hadi gidelim. Hadi be kucuğlar ne durursun. Zaten dayım seni yüzden çıktı. Akibe gelemedi. Hadi beyler gönlünüzden ne koparsa. İçim geçti be Kadir'in. Yatayım azıcık şurada. Ben düşünürüm mahkemeyi burada. Size bakarsın uyuma. Açılalım şu kapının önünden beyler. Cav 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 ne oluyor? Gürültünüzden duruşma yapılamıyor. Sessiz olun biraz canım. Abi Beybur Bey affedersin. Ne zaman görülür bizim mahkememiz? Çağıracağız kardeşim, çağıracağız sırayla.
Bak kara asta buz bize der. Evde baba yatalak ekmek bekler. Hayvancağız dışarıda sersefil ağlar. Bizden de çoluk çocuğumuz ekmek bekliyor kardeş. Ne yapalım? Bekleyeceksin. Usul böyle. İş dinlemez be vicdansız. Bekle der. Sen de kaba. Ne vurursun gavurun turistine kızıp parmak kadar ayvana? Sus kız. Ayva beni değil mi? Döverim de öperim de. Araba alalım diyoruz leasing'e. Kredi faizi felaket ama şekerim. Otobüs nerede öldü? Vallahi her tarafın çürük içinde, çimdik çimdik. Saygılar efendim, kolay gelsin. Hiç bana getirme onlar Rıza abi, görüyorsun durumu. Handan Hanım'a imzalatın. Çalış biraz oğlum, sen de iyi alıştın ha. Ev de önemli ama şekerim, bu çekilecek dert değil. Biraz peşinimiz var işte. Bakar mısınız? Bir dakika canım. Efendim. Bir imza rica edeceğim. Edelim. Şükran'ın selamı var. Ha, ne yapıyor? Ciddi mi oğlanla? Ciddi de o kimseyle evlenemez. Hayal aleminde. Hanımefendi şunu da imzalar mısınız? İmzalayalım efendim. Bir dakika. 10 tane elimiz yok. Şekerim bekletiyorum, özür dilerim, yine basıldık. Buyurun. Bir teşekkür bile yok. Uşakları var sanki karşılarında. Özür dilerim hayatım, bir sürü münasebetsiz. Senin korkunç değdi bugün havasında gene. Of, hem ne biçim. Az önce burada kıyametler koptu. Normal. Öğleye kadar bitir şunları. Tamam, bırak. Bir altılı dolduralım oğlum, yolsuz kaldık. Dolduralım, gel öğlen. Tamam. Sezai abi nerede? Tüydü. Aferin. Çay! Ne bağırıyorsun oğlum, vapur mu burası, iş hanımı? Ver bir çay. Eşek herif, koskoca adliye kaleminde. Efendi ol biraz be. Sana da son defa söylüyorum, bir daha sigarayla girdiğini görmeyeceğim buraya. Çıktım, pardon efendim. Bir rahat konuşamıyoruz ki şekerim, bu münasebetsizlerin yüzünden özür dilerim. Ali abi. Koy. Abla çay. Ver. İçmemişsin yine. Nasıl içeyim? Hadi canım, öpüyorum seni, görüşürüz. Nasıl içsin kız, vakit mi var? Sezai Bey nereye gitti? Olmaz ki bu ama canım. Zırt pırt mesai saatinde. Haber de vermiyor. Ay. Ay. Aa. Dermin yavrum. Ne oldu yine? Ay. Ay, bayılıyor. Ali Bey koş. Handan Hanım, kolonya sizde miydi? Masamda, çekmecede. Bakmasanız öyle efendim, yardım edin de kaldıralım. İşinizi yaparken iyiydi. Nermin. Dök. Nermin yavrum. Geçti. Tabii olacağı bu işte. Şakaklarını da ovun, şakaklarını da. Efendim, mesele duvarın yıkılmasından sonra anlaşıldı. Davalı define arıyormuş. Define mi? Ne arıyor duvarda? Küp efendim, altın. Allah Allah. Evlerin 100 yıllık mazisi var. Bitişik nizam. Tarihi eser. Keşif yaptırılabilir. Siz yeni mi taşındınız oraya? Evet hakim bey. 6 ay oluyor. Kiracısınız. Kiracıyım hakim bey. Efendim, öyle rastgele bir ev seçimi değil. Davalının define nedeniyle oraya taşındığını biliyoruz. Elimizde deliller var. Tamamen ucuz bir yer olduğu için hakim bey.
Oturulacak gibi değil. Zaten dökülüyor. Aldın definenin kokusunu. Kendisi daha pahalı evlerin kirasını verebilecek güçlüdür efendim. Tamamen planlı. Daha önce de böyle kazılar yaptığı, define aradığı biliniyor efendim. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Bir dakika efendim, dinliyorum. Yapmış efendim, komşular tanıyor. Rıza abi merhaba. Merhaba. Babamla biraz görüşebilir miyim? Çok önemli. Özür dilerim. Beklesin benim odada. Bekleyemem Rıza abi, çok önemli. Bekleyemezmiş efendim. Anlaşıldı. Özür dilerim. Hemen geliyorum. Tabii efendim, tabii. Buyurun. Güzel konuş babanla. Zaten tansiyonu düştü, düşecek. Niye geldin lan? Sana ben duruşma sırasında gelme demiyor muyum? Niye gelecek? Derdi para. Sen beni dinle. Böylesine devlet kuşu bir kere konar insan hayatta başına. Hadi canım, çocuk mu kandırıyorsun? Yemin ediyorum sana be. Aranızda konuşmayın efendim. Duruşma bitmedi. Hı hı. Al. Al şunu, git başımdan. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Nasıl biliyorum? Yedi bitirdi adamı. Kusura bakmayın İsmail Bey. Konuşmanızı böldüm. Aman efendim, rica ederim. Hepimiz çocuk sahibiyiz. Evet, sizi dinliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Öyle iddia edildiği gibi çivi çakarken o duvar yıkılmamıştır. Kasıt vardır. Gerekenin yapmasını arz ederim. Vallahi de billahi de rahmetli babamın resmini duvara asarken, çivi çakarken yıkıldı hakim bey. Kasıt falan yok. Yemin etmeyin efendim, yemin yok. Zaten bina mali indiham durumdaydı hakim bey. Pekala, bu kadar mı? Bu kadar hakim bey. Hiçbir kastım yok. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Kazı esnasında duvarı yıkıldığı iddia edilen gayrimenkulün mali indiham durumunda olup olmadığının bilirkişi marifetiyle tespitine ve duruşmanın 6-2-992 tarihine bırakılmasına ...11.30 duruşması. Abi ne itersin Kadir, patlattın ödümü. Sen de koydun başını pulbak koltuk gibi or or orlarsın. Ben orlamam. İftira etme güzel karıcığına Kadir. Hadi be, orlamazmış. Gürültüden içeride Akif rahatsız oldu da koşturdu meybrunu. 92'ye 60 dosya. Avukat Vahit Çalım. Avukat Hilal Çobanoğlu. Gelmedi mi sıramızda memur bey? Oyun oynamıyoruz burada hanım. Gelince çağırırız. 11.30 duruşması dersin memur bey ama. Evet. Bizimki de 11.30 affedersin. Bekle bekle, sırayla bu işler. Bu Akif yaktı şırabızı. Mahsus atar el arkaya be. Kaberde sokakta. Ne yapar acaba? Sakın bunlar polisin falan eline düşmüş olmasınlar. Aman hep beni sevk edersin zor işlere sen de. Kıskak be. Tembel, meraklandım hayvanıma. Git bir bak. Ağzını ayrı aç. Polis ne yapsın bir damlacık hayvana? Kız yürü. Kamerden iste birkaç sigaracık. Akibi bekler de. Tam oldu Batiz. Bekle bekle öl. Vatandaşın yok iç hakkı sanki. Cigarası bitmez, karnı acıkmaz. Rıza. He. Kaçırmadım inşallah duruşmayı. Bilmem. Çağırmadım ama neydi? Hayvanları Koruma Derneği'nin. Ha, orada bir ayıcı bekliyor. Tamam, odur işte. Hemen geliyorum Sevim Hanım, az otur. Bizim Hamdi Bey'in yine tansiyonu düştü de. Tamam tamam, acelem yok, beklerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tansiyonu
Toplar mısınız biraz ayaklarınızı? Hepsini size vermediler herhalde. Buyurun. Bizim alımı yeri de. Ayvada bakmaya gitti. Gazino değil burası. Adliye. Buyurun. Ne kadarcık ayağım var ki benim? Masumları oyna şimdi. Hayvanın kafasını kırarken böyle konuşmuyordun ama. Anacığım yandık. Abi sen o musun? Evet efendim, oyum. Hayvanları Koruma Derneği avukatıyım. Bak sana ne cezalar verdirttireceğim. Öldürecekler adamı. Yazık. Yine geldi, para istedi pezevenk duruşmanın ortasında. Düşmez mi adamın tansiyonu? Ne oldu lan? Yine mi kırdın? Ben değil usta. Kalemde Nermin abla bayıldı da. Bayılır. Ne yapsın fukara? Başka türlü durup dinleneceği yok ki. Bu adliye bayıltır adamı. Yol açın beyler, dökülmesin hakim bey. Keseceğim lan aptallığından. Taverna açtık biz burada. O bayılır çat çat. Öteki koşturur çat çat. Kaç para kazanıyoruz biz burada? Handan Hanım kahve istiyor usta. Yok ona kahve filan. Bok içsin. Verdi mi aldığım arkaların parasını? Nermin. Efendim Handan Hanım. Nasıl oldun yavrum? Biraz daha iyisin galiba ha? İyi iyi maşallah. Baksanıza renk geldi yüzüne. Siz de yerinizde otursanız daha iyi olacak Sezai Bey. Ver bakalım. Arkadaşlarımızın mesaisine saygı duyalım biraz efendim. Olmaz başka türlü. Şurada hepimiz bir işi gözlüyoruz. Nermin yavrum. Efendim Handan Hanım. Elindeki işler bitince şunu al yavrum. Çok acele bakanlığa. Peki Handan Hanım. Alo. Candancığım. Hayvan diyoruz efendim, hayvan. Özür dilerim. Bunu bir hakaret sözcüğü olarak kullanıyoruz. Toplum olarak gözümüzde hayvanlar ne yazık ki tekmelenecek, taşlanacak yaratıklar. Boşuna nefes tüketmeyin Sevim Hanım. Bizimki uyuyor. Türkiye'ye bu konuda yabancılar nasıl bakıyorlar efendim? Bu ilkel davranışlar daha ne kadar devam edecek? Burnuna kancayı tak, çeke çeke sokak sokak dolaştır. Bey gittim karı. İdam. Çocuklara bakarsın artık. Abi deme öyle Kadir'im. Ağzına yel az. Hanım hanım aranızda konuşmayın. Davalı Kadir Telli bununla da yetinmemiş, kendisine uyarıda bulunmak isteyen Sharon White'ın fotoğraf makinesini de sopasıyla vurarak parçalamıştır. Duymadı ki. Kasti vurmadım Hakim Bey. Ekmek çarpsın. Otur efendi, otur. Avukat konuşuyor burada. Eyvah. Bunlar beni ipe gönderecek. Astırman fidan gibi kocama Hakim Bey. Kaza. Öfkesinde. Allah canımı alsın. İsteyerek vurmadım. Hanım otursana, atacağım şimdi dışarıya. Kız otur, abi konuştukça bok edersin. Evet, sizi dinliyorum. Olay bu efendim. Ne yazık ki korumasız bir ayı yavrusunun dövülmesi uluslararası bir boyut kazanmış, ülkemiz içinde olumsuz propagandalara neden olmuştur. Dur biraz Sevim Hanım, fenalaştı. Kendini iyi hissetmiyorsan duruşmaya biraz ara verelim Hakim Bey. Tabii efendim. Bekleyebiliriz. Ha. Yok yok. Dinliyorum. Dinlenin biraz isterseniz Hakim Bey. Tansiyon hapını almış mıydın? Bilmem. Başım dönüyor biraz. Eyvah, olacağı buydu işte. Doktor çağırsak? Şükran koş. Hadi kalk, taş edelim. Baksana, Akif'i de uyuttuk. Nereye kaçalım? Polisi, jandarması. Vururlar Allah göstermesin.
Kolonya iyi gelir belki. Öz nereye? Oturun yerinize. Duruşma bitmedi daha. Hiç. Yer değiştirdik de. Hamdi Bey. Hamdi Bey. Vallahi duymuyor. Eyvah, öldürecekler adamı. Oğlu da parayı alıp gitti. Hamdi Bey. Hamdi Bey. Evet. Sizi dinliyorum. Yaz kızım Şükran. Şükran yaz. Gereği düşünüldü. Vah anam vah. Adam rüyasında bile duruşmayı düşünüyor. Adalete bak.